Peki seçmen sosyolojisi sekülerleşiyor. İşte yeni nesil gençler oy kullanıyor. İşte şehirleşme artıyor. İşte sekülerleşmenin ciddi anlamda artık siyasete dönük sonuçlarını görmeye başladığımız bir dönemden de geçiyoruz. Buna benzer yorumları ben sosyal medyada da okuyorum. Buna karşı ne diyebiliriz? Evet, yani ben buna katılıyorum. Seçmen uzun süredir sekülerleşiyor. Yaklaşık bir 10 yıldır bu süreç çok hızlandı. Şehirleşmenin, dijitalleşmenin ve aynı zamanda küreselleşmenin 3 ayrı dinamik olarak üst üste oturduğu tarihi bir virajdayız, tarihi bir kırılmadayız. Ve bu kırılma aslında sosyolojinin siyasete yansımasını er ya da geç önümüze getirecek. Belki bu seçim onun bir işareti olabilir. İlk defa siyasete ciddi anlamda yansıdığı bir seçim olarak bu süreci okuyabiliriz. Fakat yeterli değil. Niye? Çünkü AK Parti de aslına bakarsanız dini, kültürel, kimliksel ve geleneksel bagajları olan bir parti olarak siyaset yapar gibi gözükse de bir anlamda seküler siyasetin bir başka muhafazakar yüzünü temsil eden parti olma pozisyonunu da koruyor. Dolayısıyla sekülerleşmeyi tek bir siyasi hatta indirgemek, bunu da muhalif kanatla sınırlamak, hatta ve hatta CHP'ye indirgemek bana kalırsa doğru değil. Fakat sekülerleşmenin artık sandıkta muhalefet lehine bir sonuç ürettiğini de inkar edemeyiz. Onu da söylememiz lazım. Fakat bu sekülerleşmeyi doğrudan dünyevileşme ya da işte ne bileyim doğrudan dinsizlik gibi kaba ve vulgar yorumlarla okumanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Yani burada sekülerleşmeden kasıt nedir? Birincisi işte şehirleşmenin artmasıdır. Ortak eğitim hayatının büyümesidir. Dijitalleşmenin sosyal medyanın etkisidir. Küresel ortak tüketim kültürünün yaygınlaşmasıdır. Ortak hayatın getirdiği sıkıntıların, ortak dertlerin aynı siyasal hatta toparlanma sürecini hızlandırmasıdır. İşte kamusal failliğin, vatandaşlık failliğinin artık hayatın tam ortasına yerleşmiş olduğu bir dönemdir. Ve bu faillik sürecinin aslında Cumhuriyet'in kazanımlarıyla ilgili olarak artık siyasal hayata yansımaya başladığı, somut çıktılar elde etmeye başladığımız dönemlere girdiğini görüyoruz. Yani Cumhuriyet'in işte en önemli üç özelliğinden bahsedecek olursak, faziletli vatandaş değil mi? Fail, özne olarak vatandaş, işte düşünebilen, eyleyebilen ve işte hayatı kurabilen vatandaş olarak belki bunu özetleyebiliriz. Egemenliğin millette olduğu, vatandaşta olduğu bir sistem olarak, bir rejim olarak bunu tarif edebiliriz. Bunun artık siyasi sonuçlarını da almaya başladığımızı düşünüyorum. Fakat yine de şu uyarıyı yapmadan geçemeyeceğim. Sekülerleşmenin gerek muhafazakar, gerekse işte diyelim laik pozisyonu temsil eden yapılar tarafından tek elde toplanamayacağı bir süreçten geçiyoruz.